Cumhuriyet TV'nin değerli izleyenleri merhaba. Bu hafta yine dostum Beril Karadeniz ve sinema yazarı Cumhuriyet Pazar sinema eleştirmeni Başak'la birlikteyiz. Merhaba Başak, hoş Merhaba, geldin. hoş Hoş geldin bulduk. Başak tekrar. Yeniden hoş geldin. Dolu dolu bir program olacak. Şimdiden söyleyelim. Hemen başlayalım. Neyle başlayalım? Tahminleri Oscar'la başlayalım. yaklaşıyor. Değil Çok mi? az kaldı. Evet. O yüzden biz de Pazar. şimdiden tahminlerimizi verelim. Bu pazar siz de ekran karşısına geçmeden önce bir göz atın deriz. Ve hemen Başak'a dönüyoruz. Başak, bu yıl Oscar tarihinde olmayan bir şey oldu. İki film, özellikle bir film böyle zirveye yerleşti. 13 dalda aday oldu. Onu Evet. 11 dalda adaylıkla bir başka film izledi. Ve biz böyle dikkatle bekliyoruz acaba ne olacak diye. Başlayalım. Yani bu sene çok enteresan bir sene. Aslında son 10 yılın en güçlü adaylarıyla karşı karşıyayız. Çünkü özellikle böyle 2012'den beri hatırlıyorum ödül kazanan filmle beraber. Yani son bu 10 yılda, o 12 yılda özellikle doğru düzgün hiç böyle iyi film dediğimiz belki o 10 adaylık listede şey vardı. Hep böyle bir tane belki, iki tane belki hani benim de çok beğendiğim filmler oluyordu. Bu sene Oscar matematiğine uygun Maestro dışında ben her filmi çok sevdim. Siz bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama yani hepsi birbirinden çok iyiydi ve şey var mesela şöyle düşünebiliriz en azından. Özellikle pandemide işte ev sinemasının yükselişiyle beraber özellikle şey dijital platformların yükselişiyle beraber şey diye düşünülüyordu işte sinema bitiyor artık bitecek mi ne olacak geleceği ne olacak vesaire diye. Yani Oppenheimer'ın ve Barbie'nin gişelerine baktığımızda ya sinema bitiyor tartışması tamamen şu an itibariyle bitti diyebiliriz Ortadan kalktı. yani. Aynen öyle. Çünkü insanlar hakikaten bu filmleri sinemada izlemeliyiz. Evet. Sizin de peşine düştüler. Ki biz de öyle yaptık. Kalktık gittik sinemada izledik. Tabii ki. Bu bence çok çok değerli bir şeydi. Bir şey gösterdi bize. O yüzden devam edelim. Evet. Ve şey yani o yüzden en iyi film dalındaki adaylara işte baktığımızda her biri çok iyi filmler, çok güçlü Güçlü filmler ve ben filmlerdi. mesela kendi adıma seçim yapmakta zorlandım açıkçası. Yani hani evet en iyi filmi hangisini alacağını hepimiz biliyoruz artık ama yani Hangisi? söyleyeyim o zaman Oppenheimer alacak en iyi filmi. Başka bir yere giderse yani çok üzülürüz gerçekten. Yani açıkçası dediğim gibi ben üzülmem galiba bu Ben sene. üzülürüm. Yani Maestro gitmez diye ümit ediyorum. Çünkü yani o çok Oscar matematiğine uygun bir film ve çok böyle hani adaylıkları da keza öyle. Ama yine de Oscar'ın bir yani akademinin özellikle bir şeyi var bu anlamda. Oppenheimer bence en iyi film zaten adaylarını da biliyoruz. Yani işte Zone of Interest gibi, Anatomy of Fall gibi. Yani Past Lives bile iki adaylığıyla bu şeyde çok iyi. Yani ben zaten öve öve bitirememiştim gazetede de. Evet O hatırlıyorum. yüzden yani bence hangisi alsa çok mutlu yani hepsi içinde çok mutlu olurum yani ama hepimiz biliyoruz ki artık hani Christopher Nolan şu anda özellikle Evet. yani Senaristler Birliği ödülü var. Ondan sonra işte Amerikalı Yönetmenler Birliği ödülünü aldı, Yapımcılar Birliği'ni aldı. BAFTA'yı aldı, Altın Küre'yi aldı. Yani bir rüzgar aldı arkasına. Tamam. Aynen öyle. Bunlar zaten aşağı yukarı bizim hani bu ödülleri aldıktan sonra tahmin ettiğimiz şeyler. Ki en son şey demiştik hani BAFTA'da sinyal verilecek ve daha sonra Oscar'da biz bunları göreceğiz diye. Katılıyorum sana. Gerçekten Evet, şey evet. Oppenheimer'a gidecek gibi 13 dalda adaylık Zaten kolay şey bir şey de değil. tabii yani Nolan'ı da ve kutlamak lazım şey şimdiden. var. Bir dediğim gibi yani bir matematiği var ve bir noktadan sonra ya yani o ödüller o şeyi gösteriyor, filmi gösteriyor ve Christopher Nolan da artık yani hak ediyordu zaten bir Oscar'ı. En iyi filmi de o alacaktır. En iyi yönetmene Evet. gelince siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yine en iyi yönetmen de işte Christopher Nolan var, Martin Scorsese var, Yorgos Lanthimos var. Açıkçası şöyle bir şey vardı. Belki yani oraya gidebilir mi? Onun gitmesini ben de isterim açıkçası. Ya şöyle aynı şekilde ben hep böyle şey yazıyorum işte kim alacak, kim almalı diye yazıyorum. Ha, almalı Evet, başka bir şey evet. tabii ki. Yani benim gönlümden geçen Yorgos Lanthimos. Çünkü ben Poor Things'i hani biliyorsunuz zaten çok beğendim. Çok da sevdiğim ve övdüğüm bir film oldu. Kesinlikle. Yani Yani keşke en azından Poor Things o anlamda ödüllendirilse. Yani iyi bir, önemli bir ödülle ödüllendirilse ama muhtemelen geceyi böyle bir ya da belki iki teknik ödülle kapatacak Poor Things. Onun dışında çok büyük dallarda
ödül alma şansı neredeyse yok. Hı hı. O yüzden de zaten hani keşke en iyi yönetmeni ona verseler. Ama çok zor. Bence artık akademinin de şey yapacağı şu olacak. Hani Oppenheimer'la beraber Christopher Nolan bu şeyi hak ediyor. Hı hı. Ve en iyi yönetmeni ona verecekler diye düşünüyorum tamamlayıcı ben. Tamamlayıcı ödül gibi bir şeye dönüşüyor evet. O zaman. Aslında bence diğer türlü olsa çok daha farklı değişkenlerin olduğunu görürüz biz orada. Bir taraftan da Poor Things'in hakikaten böyle bir iki ödülle orayı terk etmesi ne evet. Benim de gönlüm çok razı olmuyor. İçimizden geçen o zaman şu an hep beraber Poor Things'e en azından evet Yorgos Lanthimos'a bu ödülün gitmesi devam ediyoruz. Evet. Sıradaki ödülümüz en iyi kadın oyuncu. Evet. Yani evet son birkaç haftadır en iyi kadın oyuncu da bayağı bir açıkçası çekişme vardı. Ben Poor Things'i sizinle konuşurken de söylemiştim biliyorsunuz yani keşke Emma Stone alsa evet. Ama bir yandan da Oscar'ı var. Hı hı. O yüzden ihtimal düşüyor. Ama Emma Stone'un oradaki oyunculuğu da çok da şey böyle yani akademinin de seveceği tarzda bir oyunculuktu, performanstı. Hı hı. Ama özellikle son birkaç haftada yarışın seyri değişmeye başladı. Bence bu anlamda akademinin de gözü artık Lily Gladstone'a evet. Yani Killers of the Flower Moon'dan evet. Lily Gladstone'u ben ödül hani öne çıkaracağını ve onun ödüllendireceğini düşünüyorum. Hı hı. Bir de şey var yani bence bu adaylar arasında yine çok iyi hani gerçekten Maestro'daki en sevdiğim şey olabilir bu. Carey Mulligan'ın performansı. Çok iyiydi. Aynı şekilde hı hı. Ondan da daha iyi olan Anatomy of a Fall'daki Sandra Hüller'in performansı. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Biz bir taraftan listemize bakıyoruz evet. Şu anda. Ekrana da yansıtmaya çalışalım listemizi. O sırada siz de takip edebilin değerli izleyenler. Hı hı. Şimdi birbirinden kıymetli oyuncular var tabii burada. Ama dediğin gibi hani Emma Stone farklı bir şey ortaya koydu. Zaten hı hı. Çok çılgınca bir yapıtın içerisinde çılgın bir karakteri kesinlikle. Canlandırıyordu. Kesinlikle. O yüzden burada dikkat çekiyor ama bir taraftan işte Maestro'da dediğin gibi Mulligan'ın gösterdiği performans. Yani tek tek her birini ayrı ayrı izlediğimde keyif aldım. Evet. Filmler yani, ve karakterler açıkçası. Kesinlikle. Hayır. Burada nereye gider inan ben çok tahmin edemiyorum. Ya bence yani çok büyük oranda tabii ki bizim hani tahminlerimiz o yönde Lily Gladstone'a gidecek. Ama Emma Stone alırsa daha çok sevinirim galiba. Çünkü gerçekten bana göre en azından hak eden oydu. Hatta şey Yorgos Lanthimos şey demiş. Bu uyarlama şeyinde de hani adaylar ama çok büyük olay hmm. oldu Poor Things'in uyarlama şeyiyle. Hmm. Yani sadakat yönüyle alakalı çünkü hı hı. Tamamen sonunu değiştirmişler. Ben kitabı okumadım bilmiyorum hani o anlamda karşılaştırma yapamam ama sonunu tamamen değiştirdikleri için yani Yorgos Lanthimos şöyle bir açıklama yapmış hani Bella karakterini o kadar sevdik ki hı hı. ona şimdi spoiler vermek gibi de olmasın daha ona yakışacak bir son hazırlamak istedik o yüzden değiştirdik aslında biraz daha diye. Yani bence her haliyle çok güzeldi. Çok güzel olmuş açıkçası. Kesinlikle ben de çok yakıştırdım. Özellikle şimdi bir taraftan da şey yapacağım hemen böyle bir feministlerin tepkisini çeken bir filmdi ama. Evet. Yani giderek böyle dünyada da sadece Türkiye'de değil dünyada da cinsiyet eşitsizliği üzerine biz çok fazla şey yeniden görmeye başladık. Hani hı. geriye mi gidiyoruz tam olarak bilmiyorum ama onun bir şekilde bu gibi yapıtlarda kendine yer bulması hı hı. ve en sonunda kadın karakterin buradan başarıyla daha güçlü bir şekilde çıkması benim çok hoşuma gitti. Kesinlikle. O yüzden güzel bir selam olmuş. Hazır konu da açılmışken çocuk istismarı konusunda bir eleştiri okudum. Sosyal medyada çok fazla. Hı hı, çok eleştirildi evet. Şimdi ben hala filmi izleyemediğim için hı hı. izleyen iki kişiye sorayım. O eleştirilere katılıyor musunuz? Yoksa... hani kurgu evrenindeki olması gereken şeyler mi yaşanıyor? Hı hı. Yani istismar boyutuna varacak derecede açıklıkla işlenen şeyler var mı? Bilmiyorum. Hani siz izlediğiniz hı hı. için soruyorum yani. Şöyle birincisi zaten bu kitabın şeyi hı hı. yani bir kitaptan uyarlama hı hı. olduğu için bir noktada fütüristik bir hikayeden bahsediyoruz. O anlamda yani evet Bella yeniden yaratıldığında bir Frankenstein hikayesi hı-hı. gibi yeniden yaratıldığında bir çocuktu. Hı-hı. Ama daha sonra büyüdüğü evrelerde kendini keşfetmesini yani ilk kendini yani
biliyor artık izleyenler zaten. Yani kendini keşfettiği ilk o anı biliyoruz. Sonrasında zaten kendi isteğiyle olan şeyler var ve hani bu evet kendi isteğiyle dediğimizde biraz böyle şey gibi Türkiye'deki o durum itibariyle yanlış rızası algı, var. Yani rızası var şeyi gibi bir şey değil tabii ki. Ama burada zaten rızasının olması da mümkün değil. Yani bir rızadan da bahsedemeyiz. Ama Bella ne zaman ki o eşiği atlıyor, aslında doğal süreçte ama hızlandırılmış bir biçimde izliyor. Çünkü beden olarak yetişkin bir beden ama ruh olarak bir çocuk, yani beyin olarak bir çocuk beyni. Ama o süreci o kadar hızlı aşıyor ki yani aslında. Şimdi belki kitapta daha bunu hissediyor olabilir okuyucu. Ama filmde yani biz bunu hızlandırılmış bir biçimde izlemek zorundayız. Yani bir noktada uyarlama, yani bir kitabın bir görsel olarak bir yere aktarımı söz konusu ve orada bir hızlanma tabii ki olacak. Yani kitaptaki bir sözcükle bir sözcüğü bir beş planda anlatıyoruz belki sinemada. Evet. Dolayısıyla hani bu şey, ben Poor Things'ten birçok insan nefret etti. Yani ikiye ayrıldı gerçekten bu anlamda insanlar. Kitabı okuyanlar nefret ettiler, kitabı okumayanlar genelde benim gibi çok sevdiler. Ama ben asla ve asla hani hani belki feministlerin yaklaşımıdır bu bilmiyorum. Asla şey gibi görmüyorum, yani bir çocuk istismarı varmış gibi. Yani asla onu hissettirmedi bana. Evet. Yani onu hissetmiyorsunuz. Kesinlikle gerçekten. Öyle, yani şöyle. Hiçbir anında da öyle düşünmedim. Ya ben biraz ülkemizde artık yani bu Poor Things bir örnek. Her gün çok fazla bununla ilgili sosyal medyada tepki adı altında garip şeylerle karşılaşıyoruz. Yani ülkede hakikaten özgür düşünme meselesinin artık yok derecek kadar aza indirgenmiş olduğunu düşünmeye başladım. Yani insanlar artık özgür düşünemiyorlar. Ufacık bir şeyde aman burada işte çocuk istismarı mı var, aman burada şu mu var, işte burada şurada kadına şunu yapıyorlar, kadına şiddet övülüyor falan. Yani öyle bir noktaya geldik ki yani yazan, çizen, yöneten hiçbir şey yönetemeyecek, hiçbir şey yazamayacak, hiçbir şey çizemeyecek hale gelebilme noktasına geldi artık. Şey gibi bu. Yani yalnızca iyi olanları gösterebiliriz. Kötülüğe dair ya da işte olumsuzluğa dair hiçbir şey söyleyemez miyiz, üretemez miyiz, gösteremez miyiz boyutu? Evet. Doğru. Yani doğru. Bu iş can sıkmaya başladı. Çok fazla karşıma çıkıyor. İşte bugün Türkiye'de kitaplar yasaklanıyorsa, işte muzur neşriyat ilan ediliyorsa bu yüzden ilan ediliyor. Yani bu meselede de bir örnek hazır konusu açılmışken sorayım dedim. Siz öyle diyorsanız öyledir. Ama işte bazıları çok fazla alınganlık gösteriyor. Ben Bella karakterinde bunu verebilecek olan tek şey şuydu. Bella'nın belli toplumsal öğretileri hiç almadan hayatına devam ettiğini görüyoruz. Bazı şeyleri evet soruyor ama bazı şeyleri ona aktarabilecek kimse yok. Soruyor mesela işte ayıp olan ne? Bazı şeyler bazı yerlerde yapılmaz. Bazı sözler bazı yerlerde söylenmez. Bazı insanlara söylenmez. Bazı hareketleri böyle yapmamalısın gibi uyarılar da görüyoruz. Ama Bella bir saflıkla hareket ediyor. Bir içgüdüleriyle hareket ediyor aslında. Evet, aslında o çocuksu saflığı içgüdüleriyle birleştirip vermiş dediğin gibi. Önemli bir katkı. Teşekkür ederim. İçgüdüye tamamen uyduğumuzda ne olduğunu görüyoruz biraz da. Yani orada işte toplumsal öğretileri henüz görmemiş bir Bella karakteri var. Bunu sadece çocuk, işte çocuk istismarı olarak yorumlarsanız filmi baştan sona izlememeniz gerekir. Kesinlikle. Kadın karakteri olarak da işte çok sert bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Ama aynı zamanda erkeklere de yani belli eleştiriler var. Onlar da benzer şekilde buna tepki gösterebilir. Bu biraz hani filmi ya da işte hikayeyi nasıl okuduğunuzla alakalı. Aynen, yani nasıl gördüğünüzle alakalı, gerçekten Behrin'in söylediği gibi. Bu benim görüşüm. Mesela ben asla öyle bir şey olduğunu hissetmedim. Ha, hissetsem tabii ki ben de bunu savunurum ama bana göre böyle bir şey yoktu. Bu benim okumam. Ama başkası der ki hani bakın şurası sıkıntılı ama gerçekten çok zorlama geliyor o kadarı da bana. Yani dediğim gibi Bella'nın en başından beri hep her şey kendi tercihiydi. Ve bu şekilde mutlu olmaya çalışıyor ve öğrenmeye çalışıyor. Yani bir öğrenme yetisini görüyoruz biz. Onun gelişimini görüyoruz. Ve her karakterin, her bireyin yolculuğu, tekamülü farklıdır. Bella'nınki de böyleydi ve biz Bella'yı bu yüzden de sevdik evet, zaten. Evet, biz yan karakterlerin mesela
işleyişini de gördük. Hı hı. Süreç içerisinde değişimlerini de gördük. Hı hı. İşte en çapkınının sonunun olduğunu gördük mesela. Dolayısıyla her türlü yorumlanabilir. İşte bu yüzden yorum farkı önemli bir şeydir. Ancak çocuk istismarının açık bir şekilde işlendiği herhangi bir yapıma buradan hiç kimsenin onay vereceğini, sıcak bakacağını, kesinlikle, bir şekilde ya olur mu şuradan da görsek diyeceğini zannetmiyorum. Kendi adıma da söyleyeyim, böyle bir şey görmedim filmde. Yok, izlerseniz biraz daha böyle açık bir kafayla izlemek gerekiyor ama neyin nasıl, çok katı prensiplerle ele alıyor bazı insanlar dediğin gibi. Bu sefer kötüyü de gösteremiyorsunuz, ya işte bu sefer de yani okuma, hiçbir şey gösteremiyorsunuz. İzleme, düşünme. Var olan bir şeyi, dinleme. Yani bir gerçeği kötü de olsa. Yani gösterme. Şimdi okumayı da unuttuk, izlemeyi de unuttuk. Çünkü bir şeyin başına geçtiğimiz zaman atıyorum yani bir yönetmenin daha önce çektiği bir filmde bir siyasi gönderme vardı mesela. Atıyorum. Yeni filmine oturduğumuz zaman biz o göndermeyi kafamızın bir yerinde tutarak izliyoruz. Halbuki öyle yapmamamız lazım. Yani kalsın. Ama onu ön yargıyla yaklaşmamamız lazım. İzlerken ulan bu adam zaten geçmişteki şu şeyiyle kötü bir adam olduğunu gösterdi. Bu filmde işte böyle deyip hani kestirip atmamak lazım. İnsanlar bunu çok fazla yapmaya başladı. Ya, yani okuma, düşünme bitti. Yani başka yerden ele alalım. Yani o onun bakış açısından bu nasıl oluyor? İşte kurgu denen bir şey var. Kurgu gerçek değildir. Fantastik hani, denen bir şey var bir taraftan. Yani siyasi olarak pek aynı yerde olmasak da geçenlerde ifade özgürlüğü ödülleri verilmişti. Yavuz Ekinci kitapları toplanan, yani 9 sene önce kişinin kitabı çıkmış. 9 sene sonra dava açılıyor ve kitapları toplanıyor. Gerekçe terör örgütü propagandası yapmak. Şimdi kitabı okuduğunuz zaman Güneydoğu'da PKK'nın oradaki o halkın çaresizliğiyle bazı çocukların bir şekilde dağa çıkarılması meselesi konu ediniyor. Şimdi bu adam bunu yazarken nasıl yazmasını bekliyorsunuz? Yani bir şekilde orada bir PKK'lı gelecek, köye inecek, bu insanları bir şekilde kanına girecek, alacak, götürecek. Kaldı ki onun söylediği şeyden bunu kapatmak istiyorum. Orası bir kurgu evreni. Orada yaşananlar gerçek değil. Siz o roman kahramanını ya da roman karakterini hapse atamazsınız. Ya da suçlayamazsınız. Şimdi burada da aynı mesele var. Yani bu buradaki sorun şu. Kişilerin kafasına öyle bir kutuplaştırma meselesi girdik ya, ben kutuplaşmanın bu arada çok kötü bir şey olduğunu düşünmüyorum ama hani o kadar bağnaz bir şekilde insanlar kutuplaştırılmaya başlandı ki. Yok, ben kutuplaşmak belki iyi bir şey değil ama kötü olmayan taraflı olmak. Yani şöyle mesela taraflı, ben bir zahmet şeriatçıyla kutuplaşayım yani. İşte taraflı olmak hani, mesela iyiden taraf olmak, kötüden taraf olmak, evet, doğrudan ahlak, etik, mesela bunların hepsi buna dayanıyor zaten. İşte yaşıyorum ve taraflıyım diyebilirsiniz. Çok normal. Taraf olmanız gerekir zaten. Çünkü mutlaka hayatta seçimler yaparsınız ve seçimlerinizde de ya iyiden yana olursunuz ya kötüden yana olursunuz. Ben taraf olursunuz gibi. Ben taraf olmazsınız. Ya iyi ya kötü olursunuz. İşte ama bir taraf belirtmeniz gerekir. Kesinlikle. Ortada kalmak çok zordur. Fikrin varsa tabii ki taraf olacaksın. Yani bu şey var. Şimdi sizin söylediklerinizle alakalı aklıma bir şey geldi. Filmlerle alakalı mesela insanların, işte çok böyle sosyal medyayla alakası olan biri değilim ama arada böyle bakıyorum ne dediler acaba insanlar diye. Yani şey mesela bu şey Poor Things özelinde değil ama birçok böyle film özelinde bir filme kötü dediklerinde sanki bu şey gibi gösterilmeye başladı, özellikle sosyal medyada. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum da yani ben filmden anlıyorum, ben film okumasından anlıyorum, ben sinemadan anlıyorum gibi. Yani bunu gösterdiklerini düşünüyorlar bence. İşte bu film çok kötü, şöyle kötü, böyle kötü. İşte senin az önce söylediğin gibi şöyle hatalar var. Yani
Evet, siz görüyorsunuz, biz göremiyoruz. Yani hani bu kadar hani yani çok bariz şeyleri herkes okur da yani o kadar da böyle bir yerden bir şey çıkarmaya çalışmak dediğim gibi ilk etapta hani çok zorlama geliyor. Bir de hani ben mesela o kadar belki o konuda cesaretli biri değilim. Yani bir filme elbette kötü diyorum ama her seferinde hani benim yazılarımda şey vardır. Her filmden herkesin alacağı şey farklıdır. Yani mutlaka. Bu film rezalet, bu filmi izlemeyin, bilmem ne, bana bunlar çok büyük sözler geliyor. Yani ya bir kelime ya da bir müzik ya da bir sekans insanı etkileyebilir ve dediğim gibi yani bir yandan da şey var galiba biliyorsunuz doktora yapıyorum ben ve okudukça daha az böyle şey söylemeye başladım. Çünkü her söylediğim şeyin çok farklı bir yere gideceğini fark etmeye başladım ve hani korkuyorum hani insanlar yanlış anlar şey yapar şöyle der. Nasıl bu kadar cesaretli olabiliyorlar bilmiyorum yani nasıl bu kadar keskin katı olabiliyorlar şeylerle alakalı. Bir filmi sen sevmedin. Evet ama bu konuda bu kadar hani filmi ya da işte yönetmeni ya da oyuncuyu yerin dibine sokmak ya da şey yapmak bilmiyorum bana çok fazla geliyor. O yüzden bu tarz yorumları hani senin söylediğin ilk daha ona dönersek de yani o tarz yorumları ben artık şey yapmıyorum, ciddiye almıyorum. Ben ne gördüm, ne okudum filmle alakalı. Benim görüşüm bu. Sizin görüşünüz bu olabilir. Otorite ama olmaya çalışmak insanlar evet. üzerinde bu belki dediğin rahatsızlığı yaratıyor. Otorite olmaya gerek yok. Fikirlerinizi beyan edebilirsiniz. Anlaşırız, anlaşamayız, katılırız, katılmayız. Ben başka bir yerden bakarım, sen başka bir yerden bakarsın. Bu çok normal. Ama şöyle bağlayacağım konuyu. Acaba akademi nereden bakacak? Hemen deniyorum hemen şimdi dönelim. Tekrar. Evet, Oscar'a. Gerçekten. Şimdi o halde en iyi erkek oyuncuyla devam edebiliriz evet. isterseniz. Burayı da kapatalım. Evet. Yani burada yine tabii ki Bradley Cooper var ve bence hayatının performansını vermiş diyebiliriz. Ama bana çok şey geldi tabii ki oyunculuğu. Yani çok böyle rahatsız edici geldi. Bilmiyorum filmde sürekli ona takıldım hatta yani. Ama onun dışında işte Colman Domingo'nun Rustin filmi vardı. Evet. O çok böyle yani dediğim gibi göze battığını ya da işte şey olduğunu söyleyemem. Göze çarptığını söyleyemem pardon. Jeffrey Wright American Fiction'dan birazdan bahsedeceğiz zaten. Hiç fena değildi. Ama yarışın böyle şeyine doğru yavaş yavaş evet. Altın Küre'yi kazanan Paul Giamatti böyle öne çıkmaya başlamıştı. Acaba hani ne olur, nasıl olur filan diye böyle konuşuluyordu ki Cillian Murphy bence son turda kazanacak yani isme işte, dönüştü. Kaçınılmaz bir hal aldı arkadaşlar. Evet, o yüzden bu adaylıklar en azından şey gibi, garanti gibi bir şey oldu açıkçası. Yani siz hangisinin olduğunu düşünüyorsunuz mesela şey hani hak eden anlamında ben bu kadar aday içerisinde hak edenin de Cillian Murphy olduğunu ben düşünüyorum. Kazanacak olanın da öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü filmi izlediğimde bütün sahnelerin neredeyse o iç sıkıcılığı, o evet gerçekten böyle buğulu bir evrende gibi hissettim kendimi. O stresi sonuna kadar yaşattı. İşte görsel efektleri şunları bunları vesaireye geçiyorum işte ama hak ediyor. Evet. Hak ediyor. Evet, bence almalı. Yani orada Murphy'nin şeyi de çok iyiydi yani. O arada kalmışlığı müthiş yansıtmıştı yani. Evet, ben şimdi böyle gözümün önünden geçiriyorum o sahneleri falan. Herhalde Oppenheimer'ın kendisi olsaydı o kadar gördük biz yani onu. Kast olarak mükemmel bir seçim. Yani fiziksel anlamda da bu kadar benzemesi beni çok etkilemişti. Yani dedim ki harika ve hakkını vermiş. En iyi kadın oyuncuya mı geliyoruz şimdi? En iyi yardımcı kadın oyuncu yardımcı değil mi? Kadın oyuncu. Evet ona geliyoruz şimdi. Burada da yine şey var. Holdovers'daki performansıyla tabii ki Divine Joy Randolph öne çıkıyor. Bence bu yani Oppenheimer'da işte yine Emily Blunt var. Ondan sonra Barbie'de America Ferrera falan var. Judy Foster var yine Nayat'tan ama bence hem hak eden hem de alacak olan Divine Joy Randolph olacak. Çünkü gerçekten de yani Holdovers'ı şeyle Paul Giamatti ile beraber götüren isim o yani sürükleyen şey yapan hikayeyi oydu yani. O yüzden ben onun hem hak ettiğini hem de alacağını düşünüyorum.
Aynı şekilde. Randolph dedik en iyi yardımcı kadın oyuncuya. Evet. En iyi yardımcı erkek oyuncu. Evet, burada yine şeye döneceğiz. İlk başta hatta Portings'e dönelim. Yani Mark Ruffalo bayağı böyle bir konuşuldu ama gerçekten çok iyiydi. Çok eğlenceli bir karakterdi. Yani ve çok da güzel bence şeyle Emma Stone'la hani uyumlu olduklarını düşünüyorum. Evet. Ama bu da aynı şekilde Oscar'ın yani akademi yani bu törenin kesin gözüyle bakılan dallarından bir tanesi olacak. Robert Downey Jr. bence kesinlikle hak ediyor ve alacak olan da o bence. Bence de. Çok güzel. Yani inanılmaz, inanılmaz yani göz kamaştırıcı bir performans. O yüzden bu anlamda kesin gözüyle bakacağımız ödüllerden bir tanesi. Peki ben yine eğlenceyi bir kenara bıraktım o zaman. Peki, bir diğer dal olan en iyi yabancı dilde filme geçebiliriz isterseniz. Geçelim hemen. Burası yani normalde de zaten her sene çok iyi filmlerin seçildiği ve çok iyi filmler izlediğimiz bir dal oluyor. Yani bu sene işte Teacher's Lunch var, The Zone of Interest var, yine en iyi film dalında Society of Snow var, evet, Io Capitano var. Beğenmişti. Evet, Perfect Days var. Yani hatta bu sene şöyle de bir şey oldu. Fransa Anatomy of Fall'u göndermedi en iyi yabancı dilde ve çok da büyük bir hata yaptı aslında. The Zone of Interest'in lehine bir hareket oldu bu. Evet. Ve yarışı da aslında tartışmasız hale getirdi. Yani ben hani Wim Wenders'ın işte Perfect Days'ini çok sevdim, Io Capitano'yu aynı şekilde vesaire ama burada The Zone of Interest sadece hani o yüzden diyorum yani en iyi filmi The Zone of Interest alsa da üzülmem yani. Siz izlerken ne düşündünüz bilmiyorum ama benim o kulaklarımdan uğultu bir kere gitmedi filmdeki. Yani çok çok etkilendim. Hı-hı. Hatta Steven Spielberg de söylemiş, belki görmüşsünüzdür şeyde hani kendi filminden sonra en iyi izlediğim Holocaust filmi diye. Yani bu hani Arendt'in kötülüğün sıradanlığı üzerine hep böyle, hı-hı, söyleniyor ama yani bu kavramı daha iyi anlatan ben hiçbir şey görmedim sinemada. Yani orada bence şey de çok önemli. Platon'un, hı hı, yaşanan, hı hı, yer olması da bence çok önemli. Filme ruhunu da bir şekilde işlemiş. Belki oyuncular etkisinde de etkisi olmuş olabilir o meselenin. Yani bence çok başarılı bir yapım. Çok çok yani şeyden sonra, Poor Things'ten sonra galiba benim en sevdiğim film oldu bu sene The Zone of Interest. Evet, o yüzden sen bayağı etkilenmişsin ondan. Evet, evet. O yüzden en iyi yabancı dilde filmi bence o alacak. Hı-hı. Zaten hak eden de o benim nazarımda. Sizce, siz ne düşünüyorsunuz? Yani bence de etkileyici bir film olabilir. Dediğin gibi bu toplama kampı, bu Holocaust olayı geçtiği, bunu konu edinen hemen hemen bütün filmler doğası gereği aslında insanı çok etkilemeye, hı-hı, müsait. İster istemez filmin içine giriyorsunuz bir şekilde, hı-hı, o duyguya, hı-hı, kapılıyorsunuz ama etkileyici biçimde aktarmak bir kenara, hı-hı, insanı durup düşündüren, uzun süre işte o uğultunun etkisinde, hı-hı, bırakabilen yapım sayısı azdır. Evet. Pek çok şekilde dillendirilebilir, pek çok şekilde yazılabilir, hı hı, çekilebilir ama, hı hı, bu çok güzel bir yapımdı. Yani umarım dediğin gibi alsa da, en iyi film alsa da hani, evet, böyle üzülmeyeceğimiz, hakikaten ne kadar bereketli bir dönemmiş oldu baktım şu anda. Hollywood'un patlaması diyebilir miyiz? 2024 yılı için yeniden patlaması diyebilir miyiz? Yani Hollywood direkt değerlendirmek istemem ama sinemanın bir patlaması diyebiliriz bu sene. Gerçekten inanılmaz filmler çıktı. Yani aday olmayan hani ve hani burada konuşmadığımız filmler de, yani birazdan hatta şeyi konuşacağız, hı-hı, düğün konuşacağız, hı-hı, part, ikinci bölümünü. Yani o da büyük bir gişe başarısı elde edecek, eminim ben buna yani. Kesinlikle. Ve yani çok çok iyi filmler izliyoruz ve şey diyorduk yani hani böyle yeter hani sürekli evde film izlemek ya yani o şeyi vermiyor. Hı hı. Hatta bir arkadaşım şey söyledi. Şimdi yurt dışına taşınan o da mühendislerden bir tanesi kendisi. Dune'u normalde işte ilk böyle gösterimi öncesinde, yani ikinci filmi izleyecekler. İki filmi bir arada Belçika'da izliyorlar
şey dedi Başak, ben birinci filmi izlememişim. Yani İstanbul'da şeyde, Türkiye'de izlememişim o filmi. Biz yani aynı şeyi, hatta ben de şeyde izledim. Akasya'da izledim filmi. Yani o kadar karanlık ki. Evet, o kadar sahne. Karanlık ki yani ayrıca konuşuruz. Programın gerçekten başında ben bir araya girecektim, söyleyecektim. Dedim ki yani şimdi bozmayayım, iyi oldu. Yani ne olacak, ne bitecek bu bilmiyorum. Bu perdeler ne olacak berbat arkadaşlar? Ya. Yani dünya kadar para verdim. Ben çünkü basın gösterimi kaçırmak durumunda kaldım. O yüzden kendim gittim. Hani sinemada izledim. Yani o kadar karanlık ki. Ya ben Kurotlar Üstüne izlediğim sinema salonu bile mesela Kurotlar Üstüne değil mi yani ne kadar karanlık bir film. Yani ondan bile rahatsız oldum ya, bu kadar kötü, bu kadar ışıksız, bu kadar berbat bir perde, yani inanamıyorum. Benim izlediğimde ses de kötüydü. Dedim ki bir kere daha mı izlesem ses acaba? Ses zaten Allah, yani inanılmaz ya. Ne olacak bilmiyorum. Yani kime seslenmemiz lazım? Devlet. Gerçekten. Yani bir bakın, bir denetleyin. Yani o kadar para veriyor insanlar ve hiçbir şey görünmüyor yani. Evet. Bazı doğru sahneler gerçekten çok karanlıktı. Ekran parlaklığını artırmaya çalıştık. Yazmayın şöyle basın ya. Bitmez onun şarjı, merak etmeyin yani. Evet evet, yani o söyledi işte arkadaşım. Yani Başak, biz izlememişiz filmi. Ya anlamamışız, hiçbir şey görmemişiz diyor. Ve bu bakımdan yani bizim burada izlediklerimiz bambaşka. Yani hani tam olarak anlayamıyoruz, şey yapamıyoruz. Demek ki gerçekten insanlar o şeyden keyif alsalar, hani mutlu olsalar, mutlu ayrılsalar sinemadan, ki biz yani şu halimizde bile çok mutlu oluyoruz. Hani ne kadar gişe başarısı şimdi artacak film izlemek yani her filmin. Şimdi mi yurt dışına gidelim arkadaşlar? Bu kadar olmaz yani. Bu kadar gerçekten olmaz. Dediğin gibi kime seslenmemiz gerekiyor şu an bilmiyorum ama en azından bu sektörde hizmet veren bütün o sinema işletmecilerine söyleyelim. Perdeler çok karanlık. Hiçbir şey gözükmüyor. Gözlerimiz de iyi ama hani seçebildiğimizi düşünüyorum henüz. Hakikaten bu bir problem. Gelenler zaten zor şartlarda geliyor. Herkes zor şartlarda çalışıyor. Bir sinema film biletine büyük paralar veriyor. Ay, kimi zaman bakıyorum. Ne kadar pahalı. Evet, çok pahalı. Kimi salonlar zaten çok pahalı. O yüzden bu kadar da ücret veriyorken karanlık, kapkaranlık bir film izliyor olmak hepimizi üzüyor. Üzmesin. Umarım çözülür diyelim. Evet. Devam ediyoruz şimdi. Şimdi o halde hani senaryolar kısmına geçebiliriz. En iyi özgün senaryoyla devam edebiliriz. Çünkü burada da yani mesela en iyi filmde yine yarışan Anatomy of Fall'un bu anlamda ödüllendirileceği yer olacak bence. Dal olacak. Ki çünkü Altın Palmiye almıştı değil mi? Evet, yanılmıyorsam. Doğru. Ben burada mesela şey derdim. Yani Anatomy of Fall olmasa Past Lives derdim. Çünkü gerçekten benim dediğim gibi çok sevdiğim bir film oldu. Holdovers'ı da zaten hani çok seviyorum ama Past Lives'ın hani aurası diyelim. Çok daha farklı. Ama Anatomy of Fall'da şöyle bir şey var. Yani Justin Trier ve Arthur Harari'nin o çift olarak hani beraber yazdıkları da bir şeymiş. Ve biraz böyle şey gibi ilişkilerinden de yola çıkarak yazmışlar bu senaryoyu. Bu anlamda çok çok iyi bir senaryoydu. Bence o yüzden hani hem hak eden de hem yine alacak olan da Anatomy of a Fall olacak. Ben yola çıkmış deyince böyle hani filmini düşününce bir aman Allah sonuna benzetirsin gibi bir şey. Öyle şu an. Doğru. en iyi uyarlama senaryoda ise burası bayağı problemli bir yer oldu. Çünkü hani benim de mesela hani şu almalı bu almalı diyemeyeceğim bir yer. Umarım çünkü hepiniz kazanırsınız gibi bir şey oldu öyle. Çünkü şey var yani hani kitaplarını okumak ve ona göre karşılaştırma yapmak gerekiyor. O yüzden işte hani Poor Things'den vesaire hani bahsediyorduk. Aynı şekilde mesela The Zone of Interest de bayağı tepki çekti bu anlamda. Hani değiştirildiği vallahi için. Vallahi tepki görmediğim en az ya da en az tepki gördüğüm herhalde Oppenheimer'dı. Evet, çünkü çok sadık olduğunu yani okuyan insanlar da çok sadık bir uyarlama olduğunu söylüyorlar. Aslında orada çok da esnemeye fırsat olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hem konu itibariyle hem tarihi bir gerçek var önümüzde. Diğerlerine biraz daha o alan serbest gibi duruyor bana. Hani biraz daha esneklik alanı geniş. O yüzden Oscar Ghost'u
American Fiction. Burada kesinlikle. Yani American Fiction bu arada yani benim son yıllarda izlediğim en eğlenceli filmlerden bir tanesiydi. Çünkü bizim Oscar'larda ya da işte bu ödüllendirme sisteminde eleştirdiğimiz her şeyin bir yansımasını görüyoruz. İnanılmaz güzeldi. Çünkü yani şey var, bir diyalog vardı işte orada Jeffrey Wright'ın söylediği. Yani sen rahatsız olmuyor musun sürekli beyaz eliyle siyahların ödüllendirilmesinden vesaire diye. Yani tam olarak aslında konuşmamız gereken bu. Sürekli işte siyahileri evet kesinlikle öne çıkarılmalı, kesinlikle işte pozitif ayrımcılık dediğimiz şey kesinlikle olmalı ama bazen mesela işte bu hangi filmdeydi? Color Purple'da değil ama Rustin'de mesela en iyi erkek oyuncu dalında. Yani Colman Domingo'nun orada olması, yani hani o kadar da öne çıkan bir performans görmüyoruz ama mutlaka biri koyulması gerektiği için bu anlamda artık karşılaşıyoruz yani böyle isimlerle ve filmlerle. O işte ihtiyacın duyulması, yani böyle bir zorunluluk, gereklilikmiş gibi hani yapmazsak olmaz. Bu da bence kötü bir şey. İşte American Fiction'ın eleştirdiği her şey burada aslında zaten. Bu yüzden ben mesela filmi çok sevdim. Yine bir yandan tabii o filmleri görüyoruz ama American Fiction'ın eleştirdiği şey bambaşka. Yani aslında onlar bu anlamda tezat oluşturuyorlar ama yani umarım biraz daha o American Fiction'ın kafasına dönebilir bir noktada akademi. O yüzden bence... O seslenmiş bir tarafa. İşaret fişeğini atmış bakalım sonra ne gelecek. Hani hem uyarlama senaryoda hem de iyi bir fikirde olduğu için, bunu iyi de yansıttığı için bu dalda alacak olan American Fiction olacak diye düşünüyorum. Sırada. Animasyon. Evet. Yani animasyonda bu sene izleyemediğim bir film oldu. The Boy and the Heron. Ve favorilerden biri de gösteriliyordu aslında. Bu anlamda hani kaçırdığım için çok üzgünüm. Umarım yakında izleyebilirim onu. Maalesef. Ama çünkü BAFTA'yı da aldı, Altın Küre'yi de aldı. O yüzden hani favori haline dönüştü. Ama Yapımcılar Birliği ödülünü de alan ve son dakikalarda, böyle son haftalarda öne çıkan Spider-Man'in Across the Spider-Verse dediğimiz bu ikinci film bence alacak olan film olacak. Yani animasyon dalında ödülü Elementler hakkında ne düşünüyorsun Başak? Yani ben bunu merak ettim açıkçası. Yani hem Elemental hem de Nimona. Yani evet, Nimona da güzeldi ama bilmiyorum ya, çok böyle artık şey oldukları için oraya biraz... Olamadı. Evet. Oraya koyulduğunu düşünüyorum yani. Bir de şeyi izleyemedim bu sene. Robot Dreams'i izleyemedim. Ben, siz izlediniz mi bilmiyorum ama onu da maalesef henüz izleyemedim. O yüzden hani almanın noktasında Spider-Man'i çok sevdiğim için tabii ki gönlümden geçen ne olur? Şeyi izlemediğim için, The Boy and the Hero'nu. Ama bence alacak olan favoriler onu gösterdiği için en azından yine o olacak. Spider-Man. Kahramanlar, süper kahramanlar her zaman kazanır arkadaşlar. Gerçekten bambaşka bir yorum getiriyor yani bu anlamda. Çok da iyi bir film. O yüzden hak ettiğini de düşünüyorum. Yani diğer o daldaki filmler gibi değil bu anlamda. En iyi belgesele gelecek olursak. Ben de tam prodüksiyon tasarım diyecektim. Belgeseli alalım. Şöyle yani bu dalda da yine benim izleyemediğim bir ya da iki film var galiba. Ama ilk hani böyle izlediklerim arasında ilk izlediğim 20 Days in Mariupol. Evet. Yani Ukrayna Savaşı'nı anlatan, işte Mariupol'deki 20 günü anlatan bir belgesel. Yani bu sene izlediğim en zor şeydi galiba. Yani çok çok kötüydü. Çok ağladım zaten. Çok kötü oldum. Yani sadece belgesel olma haliyle değil tabii ki, ya da işte hani konu itibariyle değil, belgesel olma haliyle de çok güçlü bir yapım. Bir de geçen sene zaten Navalny de ödüllendirilmişti, bu anlamda biraz siyasi olarak da öne çıkacak ama tabii. Bunun da dışında çok da hak eden bir yapım olduğunu düşünüyorum. Yani benim de herkese favorim bu. Evet, herkese tavsiye edemem bu filmi çünkü gerçekten izlemesi çok zor. Gerçek olduğu için ekstra kötü bir dönemden geçiyorsanız arkadaşlar izlemeyin diyelim. Daha sakin bir döneminizde tavsiye edebiliriz. O yüzden bence alacak olan bu film olacak.
Kurguya gelirsek, kurgu çünkü bu anlamda biraz artık işaret eden, yani en iyi filmi her zaman öyle söylenir Oscar'larda, işaret eden film olduğu için yine buradaki mesela Poor Things var, işte bütün yine Anatomy of a Fall var. Oppenheimer var, Killers of the Flower Moon, hepsi böyle. Kurgu da gerçekten bence Oppenheimer'ınki, yani en iyi filmde söylemiyorum ama gerçekten kurgusu çok iyiydi. Yani çok parçalı bir şekilde anlatıyordu zaten, biliyorsunuz bölümler halinde. Ama bunun o parçalar içerisindeki geliş gidişler inanılmaz iyiydi. Bence hak eden o. Aynı şekilde alacak olan da yine Oppenheimer olacak kurguyu. Sen ne düşünüyorsun şu Berin? Parçalar bütünleşiyor. Şey gibi düşünüyorum şu an, böyle puzzle'ı ufak ufak yerleştiriyoruz. Büyük resme bakınca Oppenheimer'ı bir evet, posterini göreceğiz sonra. Oppenheimer olacak. Yani maalesef demeyelim ama Poor Things açısından. Elinize sağlık diyelim. Poor Things açısından biraz üzüldüğüm bir şey olacak gibi tabii, geliyor. Yani farklı dönemlerde olsaydı her biri ayrı ayrı ödüllendirecek yapımlar açıkçası. Güzel şeyler izledik. Böyle 2023 herhalde dev bir makarayla o rafa koyulacak gibi duruyor. Güzel yani, evet. Sinema açısından, bizim açımızdan da mutluluk verici bir şey. Şey demişken, Poor Things demişken, Poor Things'in muhtemelen yani daha doğrusu büyük ihtimalle ödüllendirileceği tek şey, belki bir yerde daha alabilir diye düşünüyorum. En iyi yapım tasarımında bence ödüllendirilecek. Çünkü gerçekten ödüllendirilmeyi bir noktada hak ediyor yani bu film. O anlamda teknik dallarda diyebileceğimiz bir ödül alacak. Şey gözüme şimdi çarptı burada listede, en iyi prodüksiyon yapım tasarımlarda. Napolyon gördüm de bir üzüldüm açıkçası, böyle bir çok büyük beklentiyle herkesin yaklaştığı. Benim bu yılın en büyük hayal kırıklığıydı galiba. Evet. Yani gerçekten ve hani gazetede yazdığım, hani yerden yere vurdu. Bu kadar hani böyle hunharca nefret ettiğim tek film olmuş olabilir. Yani bu biraz şeyden de bakıyorum, hani bu noktada film eleştirmenliği kimliğimi bir yana bırakıp tarihçi şeyiyle de, yani evet. Napolyon öyle bir karakter değil. Napolyon'dan hani nefret ediyor olabilir Ridley Scott ama yani bu kadar da olmaz. Yani bu kadar bunu özellikle bir işte artık izleyen izlemiştir. Apple TV'de de zaten gösterime girdi zannediyorum. Yani kim almamalı? Final sahnesinde evet. Yani Napolyon kim almamalı? Kesinlikle evet, almamalı Napolyon. Yani muhtemelen işte o savaş mavaş oralardan girdi o listeye. Başka yani çok iyi savaş filmleri izledik. Tabii o canım. Anlamda gerek yok. Bence Poor Things en azından bir yerde ödüllendirilsin. Bence de. Yani bu fantastik evren ve bütünüyle hak ediyor. En azından bu dalda. Son olarak isterseniz kaldım, evet, bir görüntü yönetiminden bahsedebiliriz. Evet. Diğerleri artık tamamen tekniğe girecek. Çünkü hani çok da vaktimiz de kalmadı. Görüntü yönetiminde bence yine Oppenheimer alacak diye düşünüyorum. Burada şey var, işte El Conde falan da vardı. O da hiç fena değildi ama yani Oppenheimer'ın bence bu anlamda çok daha iyi olduğunu ve hak ettiğini de düşünüyorum ben. Bunun dışında ses demişken The Zone of Interest'i o seste de inanılmaz bir seviyede, biliyorsunuz. Bence sesi de yine o alacak. Yani Oppenheimer'ın şeyi de iyiydi. Evet. Şimdi başka bir dal kalmadı diye düşünüyorum. Çok teknik dallar var. Uzun uzun bakılması gerekiyor bunlara. Ben yeterince uzun bir program yaptığımızı düşünüyorum. İzleyenler de eminim öyle düşünüyordur. Buna tekrar döneriz. Yani Oscar tahminlerimizi verdik. Pazar gününden sonra evet, bir sonraki ben programda. O günde açıklayacağım bütün teknik dallarla beraber ayrıntılı olarak öyle. Gazetede. Gazeteden de takip edebilirsiniz. Sonra bir bakarız skorumuz neymiş acaba? Evet. Başak bu konuda geçen yıl çok başarılıydı açıkçası. Yine öyle bir şey bekliyorum. Buraya kadar tamam, Oscar ödüllerini bitirdik ama az önce bir şeyden bahsettik. Bir yapımdan yine Türkiye hariç her yerde güzel perdelerde izlenebilen ayrıntılarıyla. Ama evet. Bizim pek öyle izleyemediğimiz bir yapım Dune. Evet, gerçekten. İkinci bölümü çıktı. İkinci bölümü geldi ve şey, yani en son ne zaman izlediğimize baktım gerçekten. O kadar yıllardır bekliyorum ki filmi. Bir de hani kitabı da okumuş biri olarak çok seviyorum zaten.
Ve yani ilk filmde böyle daha evet başlangıç hikayesi de olayı bize anlatıyordu vesaire ama daha önceki işte uyarlamalarında yapılmış hatalardan sonra şey diye düşünüyordu bu kitapla ilgili. Bu eser şeye sinemaya uyarlanamaz çünkü çok daha felsefi, çok daha derinlikli. Hani iç monologları var vesaire, bu anlamda uyarlanması çok zor bir eser olduğu düşünülüyordu ama yani Denis Villeneuve öyle bir dokunuşla, öyle bir filmle geliyor ki ya o kadar güzel formüllerle ve şeylerle çözümler bulmuş bu anlamda buna. Yani kitapta neyi görüyorsak görsel olarak perdede de bunu görüyoruz. Yani ne hissediyorsak en mükemmel azından. Mükemmel bir uyarlamadan bahsediyorsun. Kesinlikle. Yani benim için çok etkileyiciydi. Yani hem görsel hem işitsel anlamda perdeye rağmen çok çok iyiydi. Bazı anlarda bu kadar karanlık olmaması gerekiyor ama bakalım diye böyle izledim ama yapacak bir şey yok yani. Hani sonuçta Türkiye'de izliyoruz neticede. Ama özellikle şeyi ben çok sevdim görüntü yönetiminde. Bu fremenlerle ilgili yerler vardı, o sahneler filan yani gerçekten göz kamaştırıcı her anlamda hikayenin şekillendiği durum ve mesela ilk film için biraz daha şey demişlerden hani çok sakin, çok durağan artık hani ana akım seyirciyi şey yapmayacak, çekmeyebilir filan diye ama artık daha da bir parça şeyle beraber çok böyle kitapla o dengeyi koruyarak aksiyonla da beraber biraz daha seyirci dostu bir şeye de dönüşmüş bence bu anlamda. Bir de karakterler yani daha doğrusu oyuncular rollerine daha da ısınmışlar. Bu anlamda Zendaya ile şeyin Timothée Chalamet'in uyumu çok çok iyiydi. Ki kendisini hiç sevmezdim yani ben her ikisini de galiba hiç böyle hoşlanmıyordum sinemada ama. Timothée için ya o çocuk ne parladı ya diyeceğim şimdi. Çünkü oynadığı hemen hemen her yapım hem çok güçlü yani bir yerlerde aday oldu, çok tuttu. Yani mutlaka birden fazla yerde işte övüldü ve her birinde de o çocuk vardı. Şey gibi böyle bir küçük böyle tılsımlar vardır ya onun gibi bir şey oldu sanki. Gerçekten çok yani yetenekli de gerçekten ama ya bu Denis Villeneuve'in galiba başarısı hani bana sevdirdi yani bu oyuncuyu bu anlamda. Ama bence şey çok daha artık öne çıkmaya başlamış. Rebecca Ferguson'ın rolü ve performansı yani gözleriyle o karakterindeki değişimi her şeyi inanılmaz güzel yansıtıyordu. Ve benim dediğim gibi hani böyle kitapta da beklediğim ve hani kitaptan dolayı görmek istediğim bir şeydi. Bir de şey Faye'i canlandıran bir böyle artık kötü karakter olarak daha çok filmde karşımıza çıkan Austin Butler'ın karakteri de yani ve performansı hiç fena değildi. Bunun dışında yani çok fazla detaylı anlatamayacağımız için hani çok ayrıntı vermiyoruz. Çünkü vizyona girdi. İnsanlar izleyecektir mutlaka. Biz de buradan gidin izleyin. Minik bir sufle vermiş olalım efendim. Evet. Teşekkür ediyoruz Başak. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Bakalım Oscar Ghost'u neresi olacak ona bir bakacağız. Başak Bıçak. Evet. Bu programın evet Oscar Ghost'u Başak Bıçak şu an. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık ederim. Arkadaşlar. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.